Seda ve annem Neriman. Bugün size Arnavut böreği yapacağız. Baba tarafım Arnavut göçmeni olduğu için bu böreği çok severiz ve babaannemden öğrendik. Babaannem minnak pamuk elleriyle, rahmetli babaannem minnak pamuk elleriyle yapardı bu böreği ve hepimiz bayıla bayıla yerdik. Ve neyse ki anneme ve halama bu tarifi öğretti. Fakat ben de öğrenmek istiyorum. Çok kereler izlemiş olmama rağmen hep unutuyorum. O yüzden bu börek yapılışını videoya almak istedim. Hem kendim için ölümsüzleştirmek hem de sizlere, tüm dünyaya göstermek istiyorum. Herkese biz nasıl yapıyoruz? Hani pek çok yapan kişi vardır bunu. Herkes değişik yöntemle yapıyor olabilir. Ama biz nasıl yapıyoruz bu böreği? Onu göstermek istiyorum. Bugün ıspanaklı Arnavut böreği yapacağız. Tercihe göre kıymalı, kabaklı, pırasalı yapılabiliyor. Kıymalısını biz Arnavut mantısı diyoruz aslında. Bir de onu da ayrı videoda anlatacağım. O da çok güzel oluyor ve daha kolay oluyormuş. Annem öyle söylüyor. Gördüğünüz gibi tülbent bağladık saç dökülmesin diye ve işleme başladık. Size iyi seyirler. Teşekkürler. Unu erememiz gerekiyor. Tabii. Her ölçek 3 kaba bir şu anda tuz atıyoruz. Hamur, un, tuz, su. Bu kadar. Mayasız bir hamur bu. İyi açılsın diye çok az da sıvı yağ koyuyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Hamurumuzu kestiğimizde bak şu delikleri görüyor muyuz? Evet. Bu hamurumuzun iyi yoğrulduğunu gösteriyor. 3 saat kapaklı dinlenecek. Bir kapta. Yaptık. Üzerine kurumasın diye nemli bez serdik. Bezeleri açıyoruz. Yuvarladığımız hamurları tek tek oklavayla açacağız. Aslında inceltiyoruz. Böreğimizin yapımına başladık. İlk açtığımız bezeyi alıyoruz elimize. Katı yağ ve sıvı yağı homojen eritip kattığımız yağdan bir kat ilk bezemizin üzerine koyuyoruz. Sonra ikinci bezeyi alıp gördüğünüz gibi böyle ucuca gelecek şekilde arasını yağladığımız bezeleri üst üste koyuyoruz. Sonra gene yağlıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Sırayla açtığımız bezeleri alıyoruz. Gördüğünüz gibi dördüncü bezeyi koyuyorum. Burada bir işlem yapacağım. Yufkalarımızı esnetmemiz gerek. Böyle. Dördüncü bezeden sonra. Evet. Bu yedinci beze. 8'de tekrar esneteceğiz. Tekrar yufkamızı biraz daha esnetiyoruz. Biraz daha esnetiyoruz. Her 4 bezede bir. Tercihe göre 10 bezeli yapabilirsiniz, 11, 12 yapabilirsiniz,
kalınlık tercihi size kalmış bir şey. En az 10, en fazla 12 beze olursa ideal olur. Göreyimsi kalınlığı. Gördüğünüz gibi böyle bakın, hava kabarcıkları fısır fısır oldu. Böyle artık bezemiz, alttaki bezelerimiz büyüdüğü için kalınlığını eşit yapabilmek için biraz elimizde esnetiyoruz. Ortasının kalın olmaması için. Böyle yırtıklar olabilir, önemli değil. Sıvı yağla yağlarsak üzerine koyduğumuz hamurumuz kayar. Tepsiye yapışması lazım. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Yufkamızın ucundan kaldırıyoruz. Elimizin tersiyle ve diğer elimizin tersiyle hamurumuzun şöyle ortası kalın olduğu için bak elimin tersiyle biraz esnetiyorum. Çünkü ortada biraz incelsin diye. Gördüğünüz gibi ters tepsiye atıyorum. Şimdi köşelerini tepsimize yapıştırıyorum. Yıkayıp doğradığımız ıspanağımızı kuruladıktan sonra 2 yumurta, biraz tuz, bir 2 kaşık lezzet katsın diye yoğurt koyuyorum. Susuz olursa daha iyi olur. Her tarafına aynı eşit dağılacak şekilde biraz da ıspanakları öldürmek amaçlı. Biraz da yağ koyacağız. Yumurta, yoğurt, tuz ve biraz sıvı yağ katıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kabarık duruyordu ıspanağımız. Biraz elimde ezdim. Ondan sonra küçüldüler. Eşit miktarda dağıttık. Şimdi üst katını koyacağız. Burada şuna dikkat ediyoruz. Ispanaklar dışarı çıkmasın. Bu Arnavutların bir geleneksel kuralları. Ispanağın dışarıya çıkması böreğin dışına onlara göre ayıp karşılanıyor. Beceriksizlik anlamında. Ama şimdi biz de ona, evet. Biz tadına bakıyoruz. Biz de ona. Şimdi bir
biraz bu şeyimi büyütüyorum. Tepsimin büyüklüğüne büyüklüğüne eşit olması için. Bu kadar yeterli. Yine elimin tersiyle altına giriyorum. Hep elimin tersiyle, orta kalın olduğu için ortasını esnetiyorum. Gördüğünüz gibi altı ters çevirmiştim, bunu düz yatırdım üstüne. Evet. Ispanakların üzerine koyuyorum. Şu yükselttiğim kenarla bu üzerine koyduğumun kenarlarını yapıştırıyorum. Bu arada fırını açtık 200 dereceye. Fırınımız ısınmaya ısınıyor. Başladı. Şimdi böyle yapıştırdıktan sonra benim şöyle için en zor olan kısma geldik. Çok denedim ama bir türlü beceremedim. Şöyle. Şöyle kıvırım. Büküntüler. Altla üstü. Alt yufkayı üste yapıştırıyoruz. Alt yufkayı üste yapıştırıyoruz. Doğrarsak sonra çok kolay oluyor. Piştikten sonra kesip dilimlemesi zor oluyor. Şimdi normalde kesilmez ama biz bunu kendimiz yeni keşfettik. Bir yarım saat sonra pişer. Fırınımızın ortasına koyuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Anneciğime çok teşekkür ederim. Beni kırmadı. Mükemmel böreği yaptı. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bay bay. Eyvallah.